Dersim soykırımının 87. yıl dönümünü yeniden idrak ediyoruz. Evet, 87 yıldır unutulmadı, unutturulamadı ve unutmamak, unutturmamak da bugün yine bizim omuzlarımızda. Unutmayacağız, unutturmayacağız ve bir gün bu coğrafyanın inancı, kimliği tanınacak, özür dilenecek. Bunu mutlaka başarmak zorundayız. Bu bilinçle, bu inançla bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. 87. kez anacağız. Bildiğiniz gibi tarihsel süreç içerisinde Kürt Aleviler, Reahak coğrafyası sayısız katliamlara uğramıştır. Tarih boyunca Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne sirayet eden bir Alevi katliamı silsilesi vardır. Teklik üzerine kurulmuş bir sistem var. Türkiye Cumhuriyeti, işte dediğimiz gibi Selçuklu'dan, Osmanlı'dan gelen farklı inançları, farklı ulusal kimliklere tahammül göstermeyen, sadece Sünni, Türk, Müslüman kesimlerinin yaşayabileceği ve bu tanım üzerinden bir kimlik, bir devlet yapısı oluşturdular. Yani sistem bu şekilde kuruldu ve bu sistemin demokratikleşmesi ve diğer kimliklerin, Alevilerin, Kürtlerin, geçmişte kalan Ermenilerin, farklı kesimlerin kendini ifade etmesine ve demokratik, eşit bir şekilde yaşamasına fırsat vermeyen bir yapıyı yaşamaktayız. Bunun geçmişte yapılanların yüzleşilmemesi ve yüzleşilmediği için tekrar tekrar aynı şeyi yaşamak zorunda kalıyoruz. Onun için bizler 87. yılda Dersim katliamının on binlerce insanın ölümle, insanın ölümüyle sonuçlanan, on binlerce insanın sürgünüyle sonuçlanan bu süreci toplumun hafızasında canlı tutacağız. Ta ki yüzleşinceye kadar bu toplumu, bu coğrafyayı özgürleştirip eşit, özgür yaşayıncaya kadar anacağız, geleceğe taşıyacağız. Bu yıl Dersim katliamını anmasını 3 ve 4 Mayıs olarak, 2 gün olarak planladık. 3 Mayıs'ta Seyit Rıza'nın geriye kalan 40 lirasının tanımlanması şeklinde kendi köyünde Ağdat'ta 40 fidan dikimi gerçekleştireceğiz. 4 Mayıs'ta Kutu Deresi'nde, Gole Hızır'da bir anma gerçekleştireceğiz. Orası bir katliam mekanıdır. Orada karanfiller bırakarak anmayı gerçekleştireceğiz. Akşam saatlerinde Gole Çeto'da çerağlar uyandırılıp lokmalar pay edilerek katliam mağdurları anılacak. Ondan sonra Gole Çeto'dan Seyit Rıza Meydanı'na bir yürüyüş. Meydana yürüyüşten sonra 19.38'e tekabül eden saate denk gelen tüm Alevi kurumlarının temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve siyasi parti temsilcilerinin katılacağı geniş katılımlı bir anma programı gerçekleştireceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız ve geleceğe taşıyacağız. Bir gün bu topraklar mutlaka ama mutlaka özgür, eşit yurttaşlar olarak demokrasiyi yaşayacaktır. Buna inançla bu mücadeleyi sürdüreceğiz.